23. Bölüm Türk Lokumu Pazartesi sabahı yoklamadan önce hepimiz kendimizi çok iyi hissediyorduk. Liam, Lil'in saç bantlarından birini almıştı ve Ryan'ın saçını dikkatli bir şekilde topuz yapıyordu. Ryan çok gülünç gözüküyordu. Hızlıca kendi fotoğraflarını çekti, saçına dikkatlice baktı ve iki kuyruk daha yapmak istiyorum dedi. Bu yüzden Chloe ve Kara da ona saç bantlarını verdi. Sonra Eli makyaj malzemelerini çıkardı. Rimelini ona doğru sallayarak kirpiklerini güzelleştirelim Ryan diye bağırdı. Ryan yerinden zıplayarak hayır diye ciyak ciyak haykırdı. Nadim'e gülmekten ölüyordu. Hepimiz böyle yaramazlıklar yapmakla o kadar meşguldük ki bu yüzden dersler başlamadan önce Nadime'ye muhteşem Türk lokumu planımı anlatma fırsatım olmadı. İlk ders dramaydı. Iıı. ve Nadima ve benim kutu hikayemiz için fikirler bulmamız gerekiyordu. Bunun için telefonumu çıkardım ve ona durumu açıklamaya çalıştım. Telefonuma hikaye uyduracağız yazdım. Sonra Kürtçe çevirisine baktım. İngilizce hikaye uyduracağız. Kürtçe m hesabeki xv hikaye. Bu arada Kürtçe dünyadaki okuması en zor dillerden biri olmalı. Ekranı Nadima'ya gösterdim ama kaşlarını çattı ve kafasını salladı. Ben anlamadı. Ben de basitleştirmek için sadece hikaye yazdım. İngilizce hikaye, Kürtçe kuhisa. Yine kafasını salladı. Ekranı işaret ederek hikaye ne dedi. Ne yazdığıma bakarak hikaye mi dedim. Belki hikayeyi yanlış yazmıştım. Mesaj yazıyormuş gibi hikaye yazdım ve otomatik düzeltme onu hikayeye çevirdi. Elimle yüzümü kapattım. "Ah!" diye güldüm. Sonra hatamı düzelttim. İngilizce hikaye, Kürtçe çirok. "Aa, evet." diye kafasını sallayarak güldü. Sonra "Hikaye uyduracağız." yazdım ve çevirisi şöyle oldu. İngilizce hikaye uyduracağız. Kürtçe em hesabeki nüceye. Çok üzüldüm. Hikaye anlamına gelen Kürtçe sözcük çirok yok olmuştu. Sözcüklerin hiçbir altında küçük bir eğri çizgi olan C harfiyle başlayıp şapkalı i ile devam edip K harfiyle bitmiyordu. Bunu ben bile görebiliyordum. Bu yüzden çıkan Kürtçe cümlenin hikaye uydurmakla uzaktan yakından ilgisi olamazdı. Nadima, evet evet anladım dedi. Kafamı salladım, hayır dedim, hayır anlamış olamazsın. Evet evet diye ısrar etti. Gerçekten anlamış olamazsın dedim. Kafası çok karışmış gibi gözüküyordu. Ben de pes ettim ve ona muhteşem Türk lokumu işimi anlatmaya karar verdim. Yani Türk lokumu işimizi. Drama kitabımı açtım ve bir sürü küçük kare parçalar çizdim. Türk lokumu dedim. Sonra büyük bir sos tenceresini karıştıran bir çöpten adam resmini ekledim. Resmin üstüne not yazdım. Sen Türk lokumu yapıyorsun dedim. Tamam diyerek kafa salladı. Sonra ikimizi bir masanın başında dururken çizdim. Üstüne Not Jazz diye isimlerimizi yazdım ve bir sürü Türk lokumu ekledim. Sonra masanın önüne elinde 50 peyne olan bir çöpten adam çizdim. Lokumları daha pahalıya satmak aklıma gelmişti ama bir kalıp çikolatadan daha az fiyata satmanın daha iyi olacağına karar verdim. Gördüğünüz gibi ticari düşünüyorum. Daha sonra paradan bize doğru bir ok çıkardım. Başka bir oku da Türk lokumlarının olduğu poşetten çöpten adama doğru çıkardım. Türk lokumu satacağız. Burada, okulda dedim. Övünmek gibi olmasın ama eserin bir dahinin elinden çıkmış gibiydi. Yani öyle olmalı. Çünkü Nedim'a beni anında anladı. Evet, evet diye sırıttı. Biz Türk lokumu satmak, biz para kazanmak. Evet, o kadar dalmışız ki. Bayan Pi'nin neler yaptığımıza bakmak için bize yaklaştığını fark etmedik. Kitabımı kapatmaya vaktim olmadı donup kaldım ve Nadima bana hızlıca panik dolu bir bakış fırlattı. Bayan Pi çizimi incelerken ikimiz de nefesimizi tuttuk. Ama sonra Bayan Pi çok güzel, çok güzel kızlar bu hikaye için harika bir fikre benziyor. Aferin dedi. Neredeyse kahkahaya boğulacaktım. Bayan Pi gider gitmez ikimiz de kıkırdamaya başladık. Kendimize gelince annen için iyi olacak mı bir sürü Türk lokumu yapacak sonuçta dedim. Nadime kendini işaret ederek ben yapmak dedi. Annem değil ben. Nasıl yeterince lokum yapacağını merak edip eee ne zaman diye sordum. Bir ürünü yeterince stok yapmadan piyasaya sürmek çok mantıksız. Görüyorsunuz ya işte bu yüzden disleksik insanlar iyi iş adamı ya da kadını oluyor. Her şeyi düşünüyoruz. Buna büyük resmi görmek deniyor. Bu gece üç tane şey yaparım. E elleriyle kare bir şekil yaptı. Tepsi mi dedim? Evet, üç tepsi. Tamam o zaman. Tam bunun kaç parça lokum edeceğini düşünmeye çalışıyordum ki ve yarın da üç tepsi dedi. Gerçekten mi? Altı tepsi diye sordum. İki günde. Hıh diye dalga geçti. Türk lokumu yapmak çocuk oyuncağı kahkahaya boğuldum. Altı tepsi bir sürü lokum demekti. Bu da çarşamba günü onları satabileceğimiz anlamına geliyordu. Bir servet kazanacaktık. Fakat o gün geldiğinde her şey planladığımız gibi olmadı. 24. Bölüm Felaket Çarşamba sabahı Nadima sınıfa Türk dokunlarıyla dolu iki tane devasa kapla girdi. O kadar büyüktüler ki onları okul çantasına bile sığdıramamıştı ekstra kalın süpermarket poşetlerinden kullanmak zorunda kalmıştı. Kapları masamıza bırakır bırakmaz, Beşre'nin her şeye burnunu sokan öğrencileri, çilekli kremalı, pandispanyanın üstündeki çikolata parçacıkları gibi Nadaman'ın her tarafını sardı. Liam gözleri aç gözlülükle parlayarak, ''Oo orada ne var öyle?'' diye sordu. Ona yaklaşmasını işaret ettim. Sır tutabilir misin? Hevesli bir şekilde kafasını salladı. Ben de sır tutabilirim. Rian poşeti almaya çalışarak bahse girerim yiyecek bir şeydir dedi. Rian'ın arkadaşça itip şşşt çek ellerini diye bağırdı. Öyle arasında ne olduğunu görürsün. Sonra kara arkasında diğerleriyle birlikte geldi. Nadima'ya gelişi güzel bir şekilde bugün doğum günün mü? diye sordu. Nadima kafası karışmış bir halde hayır doğum günü olmamak diye cevap verdi. Doğum günü pastası olduğunu düşünüyor diye sırıtarak Nedima'ya yavaşça açıklama yaptım. Nedima kafa sallayarak ah dedi. Kara haklıymışım içinde pasta var diye neşeli bir şekilde bağırdı. Nedima ifadesizce hayır pasta olmamak dedi. Karanın yüzünü görmeliydiniz. Gülmemek için dudağımı ısırdım. Kara sinirli bir şekilde ne o zaman diye sordu size öğle arasında söyleyeceğiz dedim. Kulavi, ya hadi ama diye yalvardı. Lil, büyük sırrınız ne diye sordu. Size söylersem artık sır olmaz değil mi diye mantıklı bir cevap verdim. Kara iğneleyici bir şekilde sırlar için sizce de biraz büyük değil miyiz dedi. Yalnızca umut silktim. Öğle arası zili çaldığında Nad ile birlikte kitaplarımızı çantamızı tıkıştırdık ve Türk lokumlarımızı satacağımız masayı hazırlamak için resmen koştuk. Muhteşem bir yer seçmiştim. Yoklama sınıfımızın dışındaki bankın yanı. Bir masayı hızlıca dışarı sürükledik. Sonra Nadima Türk lokumu parçalarını leğenlerin kapaklarının üstüne piramit şeklinde dizdi. Baştan ne sattığımızı görmek için birbirini itip kakan bir sürü çocuk vardı. Cahilin biri "O da ne?" diye kabaca sordu. Ona bir parça uzatıp "Türk lokumu dedim. Denesene." "Hayat dolmaz, garip gözüküyor." dedi. Arkadaşı da "Evet, sabun gibi bir şeye benziyor." diye ekledi. Çocuklardan bazıları güldü. "Ama tadı çok güzel, ciddiyim." diye bağırdım ve bunu kanıtlamak için bir parçayı ağzıma attım. Bir deneyin hem çikolatadan daha ucuz diye ekledim. Başka biri buna şaşırmadım dedi. Belli ki komik olmaya çalışıyordu. Nadime'ye baktım. Çok üzgün gözüküyordu. Söylediklerinin ne kadarını anladığını bilmiyorum ama neler olduğu yüz ifadelerinden anlaşılıyordu. Kimse Türk lokumun tadına bile bakmıyordu. Sonra Kara ve diğer herkes geldi. Demek büyük sır buymuş dedi iğneleyici bir şekilde. Türk lokumu. Evet, ister misin? Bir poşeti elli peni dedim. Kafasını hayır anlamında salladı. Hiç sevmiyorum dedi. Çok yapış yapış. Ama bunlar öyle değil. Ev yapımı. Marketlerden alınanlar gibi değil. Kara burun kıvırdı. Bunu çok kabaca buldum. Ona bir parça lokum uzatarak Lil dedim. Yüzünü ekşitti. Daha yeni cips yedim. Nedim onun yüzü kızarmıştı. Ve sinirli olduğunu ya da ağlamamak için kendini tuttuğunu görebiliyordum veya muhtemelen ikisi de doğruydu. Birden olayları onun açısından düşündüm. Çocukların hor gördüğü şey yalnızca poşetteki lokumlar değildi. Nadima'yı Nadima yapan her şeydi. Kendi ülkesi Suriye'de ailesi bu işle geçiniyordu ama okulumuzdaki çocuklar Türk lokumlarına tam anlamıyla dudak büküyorlardı. Gerçekten daha ne kadar kaba olabilirlerdi? Nadima üzgündü ve ben de öfkeliydim. Özellikle Kara ile karşı nasıl bu kadar kötü olabiliyorlardı? Sadece tadına baksalar ölmezlerdi değil mi? Bunu yalnızca kibar olmak adına yapıyor olsalar bile. Nadima herkese arkadaş olmak için çok uğraşıyordu. Ve onlar Nadima'ya sırt çevirip tamamen kabaca davranıyorlardı. Bu felaketti. Hiç lokum satmadık. Size ne kadar işe yaramaz hissettiğimi anlatamam. Ve tam da işler daha da kötü gidemez diye düşünürken tahmin edin ne oldu. Her şey daha da kötüleşti. 25. Bölüm Ceza Bayan May cezvatsın. Ne yaptığını sanıyorsun diyerek bize doğru yaklaştı. Okul sınırları içinde bir şey satamazsın. Burası bir okul, pazar değil. Derhal hepsini topla. Sonra da doğruca müdürün yanına git. Karşı çıkmak için uğraşmadım bile. Poşetleri kutuların içerine geri koymaya çalıştığımda Nadima'ya bunları satamayacağız diye açıklama yaptım. Neden? diye sordu. Toplanmama yardım ederken bana telaşlı bir şekilde başımız belada olmak diye sordu. Hayır sorun yok endişelenme dedim. Ama yüz ifadesinden bana inanmadığını anlamıştım. Endişeli gözüküyordu. Aslında korkmuş gözüküyordu. Bayansi'nin masasının önünde durduk. Nadema korkudan kaskatı kesilmişti. Elini tutup sıktım. Si bana gözlüklerinin üzerinden bakarak ''Cazvatsın, yine sen.'' dedi. ''Ama benim suçum değil.'' diye karşı çıktım. Türk lokumu satmamızın yasak olduğunu bilmiyordum. Bayansi iç çekerek ''Okul sınırları içinde hiçbir şey satamazsınız.'' dedi. Yani bunu nereden bilebilirdim ki? Buraya geldiğimizde bize bütün kuralların olduğu bir liste vermediniz sonuçta. Hem kuralların tam olarak bir şeyler satamayacağımızı belirtmediğine bahse girerim. Bayansi kaşlarını kaldırdı. Şimdi düşününce uyarı işaretlerini anlamalıydım. Kurallar matematik öğretmenine bağırmanın yasak olduğunu da tam olarak belirtmiyor. Ama herkes bunu biliyor. Ama bunun sebebi birini öldürmenin kanunlara aykırı olması. Bir şeyler satmak öyle değil diye belirttim. Mesele bu değil Caz ve bunu biliyorsun. Türk lokumu satmak istiyorsan bunu neden bağış yarışı haftasında yapmıyorsun? Çünkü diye düşündüm. Bu bize para kazandırmayacak öyle değil mi? Ama bunu söylemedim tabii ki. Nadim Ayla hızlıca bir bakış attım. Neredeyse ağlayacaktı. Ama Bayan C daha konuşmasını bitirmemişti. Asıl haberi söylemeden önce duraksadı. "Üzgünüm ama ikiniz de okuldan sonra cezaya kalacaksınız. Bu haksızlık. Yanlış olduğundan haberimiz bile olmayan bir şey yaptığımız için bizi cezalandıramazsınız." diye bağırdım. "Yapmak zorundayım. Sizi öylece bırakamam. O zaman diğer çocuklar da okulda bir şeyler satabileceklerini düşünür. Onlara bir örnek göstermeliyim." Sonra da döndü ve yavaşça ve anlaşılır bir şekilde konuştu. Bugün okuldan sonra burada kalmak zorundasın. Anlıyor musun? Nadima'nın yüzü buruştu ve gözyaşlarına boğuldu. Bayan Siye Nadima'yı bırakması için yalvardım. Nadima'nın hatası değildi. Hepsi benim fikrimdi dedim. Nadima'nın başını belaya soktun ve bunun sonuçlarına katlanmak zorundasın. Bu haksızlık diye bağırdım ve odasından rüzgar gibi çıktım. Dadım arkamdan geldi ve bayan Sinan'ın odasından çıkar çıkmaz bana bağırmaya başladı. Önce Kürtçe sonra İngilizce bağırdı. Bu kötü olmak, sen kötü, sen kötü arkadaş olmak, başımı belaya sokmak. Sadece okuldan sonra cezaya kalacağız Nadima dedim. Başım belada. Bela kötü olmak. Bela olursa belki bizi geri gönderirler. Suriye'ye göndermeyecekler Nat diye bağırdım. Kimse sizi Suriye'ye geri göndermeyecek. Bunu yapamazlar. Cezaya kaldığın için böyle bir şey olmaz. Şaka gibiydi. Nadim'e saçmalıyordu. Bunu bilemezsin. Bunu bilemezsin diye bağırdı. Belki biz şimdi güvende olmamak ve bu senin suçun. Sonra durmaksızın bir dizi Kürtçe sözcük söyledi. Ne anlama geldikleri hakkında hiçbir fikrim yoktu ama Nadima'nın ne demek istediği oldukça açıktı. Sonra aniden dönüp gitti. 26. Bölüm Bela Okul servisi gideli çok olmuştu. Bu yüzden eve gitmenin başka bir yolunu bulmalıydım. Ne kadar da harika, bugün daha da güzel olabilir miydi? Ceza saati korkunçtu. Nadima yanıma oturmadı bile. Özür dilemek için onunla konuşmaya çalıştım ama o arkasını döndü. Ve ceza biter bitmez poşetlerini alıp gitti. Hala Türk lokumuyla dolu olan market poşeti o uzun adımlarla yürürken bacağına çarpıyordu. Şimdi ya eve yürümek zorunda kalacaktım ya da ceza aldığımı itiraf edip annemi arayıp gelip beni almasını isteyecektim. Seçim yapmak zor değildi. Yürümeye başladım ama sonra korna sesi duydum. Döndüm ve arabasıyla park yerinde duran annemi gördüm abilerimden biri ona söylemiş olmalıydı başım çok büyük beladaydı ön camdan parmaklarını direksiyona tempo tutar gibi vurduğunu görebiliyordum yanındaki koltuğa geçtim evet dedi gürültüyle vides değiştirip geri geri giderken ceza aldım mat söyledi gelip seni alabilmek için ev gezdirme işini iptal etmek ve işten erken çıkmak zorunda kaldım Ayrıca okuldan sonra kalınan cezanın ne kadar sürdüğünü öğrenmek için okulu aradım. Bunun ne kadar utanç verici olduğunu hayal edebiliyor musun? Cevap vermedim. Sadece camdan dışarı baktım. Evimizde birinin ilk defa okuldan sonra cezaya kaldığının farkındaydım. Annem bana söylemeyi düşünüyor muydun? Dedi. Sinirleneceğini düşündüm. Herhalde yani ama benim hatam değildi diye feryat ettim ve ona ne olduğunu anlattım. Yani yanlış olduğunu bilmediğin bir şey yaptığın için cezaya kaldın. Doğru mu dedi? Biraz sakinleşerek. Evet diye bağırdım hararetle. Bu haksızlıktı. Bu okuldan ve onun saçma kurallarından ve bayan Si'den bıktım. Caz, bana karşı dürüst ol. Yaptığın şey yüzünden mi yoksa olanlardan sonra bayan Si ile konuşma şeklin yüzünden mi başın belaya girdi?'' Seni tanıyorum. Böyle durumlarda çok dikkatsiz davranıyorsun ve işleri daha da kötüleştiriyorsun. Hayır, öyle davranmadım. Oldukça kibardım diye bağırdım. Neler söylediğimi hatırlamaya çalışırken Bayansı ile olan konuşmamızın telaş içinde tekrar üstünden geçiyordum. Öyleyse bu durumda kuralları çiğnediğinden haberin yokken sana ceza vermeleri gerçekten acımasızca gözüküyor. Şeyi aramamı ister misin? ama annemin cümlesini bitirmesine izin vermedim. O yüzden değil, sorun bu değil diye bağırdım ve anında gözyaşlarına boğuldum. Annem arabayı kenara çekti ve bana sarılmaya çalıştı. Emniyet kemerleri yüzünden sarılmakta zorlanmıştık. Neredeyse hiç ağlamam ama kendimi durduramıyordum işte. Yüzüm ve annemin kazığı sümükle dolana ve gözyaşlarım sel olana dek kocaman hıçkırıklarla ağladım. Annem endişeli bir şekilde sorun ne canım diye sordu. Başka ne oldu? Nedim Hanım başını belaya soktum diye ağladım. Şimdi Nadim'a bana kızgın ve artık benimle arkadaş olmak istemiyor. İstese bile annesinin bunu izin vereceğinden şüpheliyim. Bana kötü bir arkadaş olduğumu söyledi. Ben kötü bir arkadaş değilim. Değilim işte. Başımıza belaya gireceğini bilmiyordum. Ama bunu açıklayamadım bile. Gözyaşlarım yüzümden boynuma doğru aktı. Annem bana arabanın kapısındaki gözden kağıt havlu uzattı. Sümkürdüm. Burnumu iyice çektim ve devam ettim. Nedim Ay'a ceza vermemesi için bayan Siye yalvardım. Ona yalvardım. Ona bunun Nedim Ay'ın suç olmadığını söyledim. Ama o Nedim onun başını belaya soktuysam bunun sonuçlarına katlanmam gerektiğini söyledi. Ama sonuçlara katlanan sadece ben değilim. Öyle değil mi? Öfkelenmiştim. Nadima da bunun sonuçlarına katlanıyor. Ailesinin başı belaya girecek ve onları Suriye'ye geri gönderecekler diye ödüp patlıyor. Annem, Caz, sakin ol. Nadima bir kez okuldan sonra cezaya kaldı diye onları sınır dışı edecek değiller dedi. Bunu biliyorum ama onlar bilmiyor değil mi? Annem sakin bir şekilde, canım bunu çözebiliriz. Bunu Nadima'nın ailesine açıklayabiliriz dedi. Hayır açıklayamayız. Bütün sorun da bu zaten. İngilizce bilmiyorlar. Hadi ama hiç kendin gibi konuşmuyorsun dedi ve yüzüme bakabilmek için beni biraz itti. Eminim bunun üstesinden gelebilecek bir yol buluruz. Hayır bulamayız. Anne artık küçük bir çocuk değilim diye bağırdım. Sarılarak, yara bandı yapıştırarak ya da çikolata vererek her şeyi öylece düzeltemezsin. Annem sanki onu tokatlamışım gibi sersemlemişti. Tamam o halde konuyu kapatalım olur mu dedi. Cevap vermemi beklemiyordu. Ben de cevap vermedim. Hiç konuşmadan eve gittik. Sonra ayaklarımı yere vura vura odama çıktım ve kapıyı çarptım. Nadima'ya mesaj göndermekle uğraşamadım bile. Buna gerek yoktu. Nasılsa cevap vermeyecekti. 27. Bölüm Saklanma Ertesi sabah uyandığımda midem anında düğümleniyormuş gibi oldu ve kendimi kötü hissetmeye başladım. Nedima ile Bayan Sin'in odasının dışında yaptığımız konuşma aklıma gelip duruyordu. Okula gitmeyi kesinlikle kaldıramayacaktım. Ya Nadima hala benimle konuşmuyorsa, sırf o da değil, karı bunu görünce ne kadar da mutlu olurdu. Kısa bir süre sonra mesaj geldiğini duydum. Mesajın Nadima'dan olduğunu umarak telefonumu elime aldım. Ondan değildi. Birkaç mesaj gelmişti ama hiçbiri ondan değildi. Kalkmak da istemiyordum. Telefonumu yere geri koydum ve yorganın altına girdim. Kahvaltıya inmeyince annem yukarı çıktı ve kafasının kapıdan içeri uzattı. Hadi saat yedi buçuk oldu. Duvara doğru dönmek için yatakta yuvarlandım. Bugün gitmeyeceğim dedim. İyi değilim. Annem yaklaştı ve yatağıma oturdu. Bu Nedim ile mi ilgili? Hayır diye yalan söyledim. Hastayım. Annem belli ki inanmamıştı çünkü okula gidersen Nadime ile işleri yoluna koyabilirsin dedi. Hayır koyamam. Benimle konuşmuyor bile. Bir saniyeliğine duraksadı ve sonra caz. Böyle şeyler herkes sakinleştiğinde kendi kendine çözülür dedi. Hiçbir şey söylemedim. O da biraz fazla tepki verdiğini düşünmüyor musun dedi. Hayır düşünmüyorum diye bağırdım. Benim kötü bir arkadaş olduğumu söyledi ve haklıydı ben işe yaramaz bir arkadaşım. Lil benimle arkadaş olmaktansa Kara ile arkadaş olmayı tercih ediyor ve şimdi de Nadima ile her şeyi mahvettiğim için o da benimle arkadaş olmak istemiyor. Hayır mahvetmedin canım. O yalnızca ceza aldığı için endişeli ve üzgün olduğundan aşırı tepki vermiş. Belki de annesinin ne tepki vereceğinden korkmuştu. Bu da başka bir konu. Ya ailesi artık arkadaş olmamıza izin vermezse? annem bana doğru uzandı ve bir tutam saçımı kulağımın arkasına attı. Sonra gerçekten kalkıp okula gitmen ve Nadima ile işleri yoluna koyman gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bundan kaçamazsın dedi. Kaçmıyorum. Sana söyledim. Hastayım. Başım ağrıyor ve midem bulanıyor diye bağırdım. Annem elini alnıma koydu. Bu güzel. Yumuşak ve serin hissettirdi. Bana küçüklüğümü hatırlattı. Kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum dedim. Yasta tekrar yatıp gözlerimi kapatarak numara yapmıyordum bile. Okula gidecek gibi hissetmiyordum. Gitmeyi düşündükçe daha da kötü hissediyordum. Annem tamam bugün gitme okulu arayıp hasta olduğunu söylerim dedi. Teşekkürler deyip dönüp tekrar duvara baktım. Çıkmadan önce sana kahvaltılık bir şeyler getirmemi ister misin? Hayır teşekkürler. Hiçbir şey istemiyorum diye cevap verdim. Rol yapmıyordum. Bütün gün hiçbir şey yapmak istemedim. İnternet sitem veya iş planım hakkında bile bir şeyler yapmak istemiyordum. Müzik dinleyip bir şeyler izleyerek yatakta uzandım. Okulu asmanın eğlenceli olacağını düşünürsünüz ama öyle değildi. Aşırı sıkıcıydı ve Nadima'yı düşünüp durdum. Sonra yine midem bulandı ve kaygılandım. Gün boyunca telefonuma gelen mesajların sesini duydum. Nadima'dan da bir mesaj gelir diye umut edip durdum. Ama yoktu. Mesajların çoğu Lil'dendi. Mesajlarına cevap verecek havada değildim ama Lil yine de mesaj göndermeye devam etti. Ne kadar kibardı. İyi misin? Ne haber? Hasta mısın? Öğle arasında neden okula gitmediğimi öğrenmek için abilerimden birinin yanına gitmiş olmalıydı çünkü şöyle yazdı. Gaz hasta olduğunu söyledi. Yazık sana. Ardından herkes sana selam söylüyor. Geçmiş olsun diyor ve sonra Yarın okula gelecek misin? Yarın da okula asmayı düşünmüştüm ama annemin bunu izin vereceğini sanmıyordum. İzin vermesi için gerçekten her yere kusmuş olmam gerekiyordu. Hem cuma günü okula gidip Nadima ile aramı düzeltmezsem annem muhtemelen hafta sonu beni zorla Nadimalara gönderirdi. Bu daha da kötü olurdu. Çünkü anne ve babasıyla da yüzleşmek zorunda kalırdım. Annem haklıydı. Bundan sonsuza kadar kaçamazdım. Ben de ile mesaj yazdım. Çok daha iyiyim. Yarın görüşürüz. Öptüm. Yarın. Bunun hakkında düşünmek bile istemiyordum. Ertesi sabah herkes etrafımızda bizi dinlemezken onunla rahat rahat konuşabilmek için Nadima yoklama sınıfına girmeden önce onu yakalayayım diye evden erkenden çıkmak için nasıl da uğraştım. Hiç şansım yoktu. Abilerim acele edin çıkmamız lazım şimdi derken beni anlamıyor gibiydi. Arabaya sallana sallana yürümeleri tembel hayvanların yarışına benziyordu. Sonunda sınıfa girdiğimde Nadima, Kara ve Lil'in ortasında onların masasında oturuyordu. Beni gördüğünde yüzü kızardı ve başka tarafa baktı. Merhaba bile demedi. Bunun benimle hala konuşmadığı anlamına geldiğini düşündüm. Çok üzülmüştüm. Ama bunu belli etmemekte kararlıydım. O yüzden herkese gülümsemeyi başardım. Kara bana, daha iyi hissediyor musun diye sordu ve bunu alaycı bir şekilde yaptığına eminim. Ama Lil'in hatırına ona karşı iyi davranacağıma dair verdiğim sözü hatırladım. Bu yüzden yalnızca çok daha iyiyim, teşekkür ederim dedim. Sonra Nadima'nın yanıma geleceğini umarak yerime oturdum. Gelmedi. Yani Bayan W yoklama için gelene kadar yanıma geçmedi ve aramızı düzeltmeye çalışmak için biraz geç oldu.'' Ben de öğle arasına kadar bir şey yapmamaya karar verdim. Sonra ilk ders her şeyi değiştirdi. Dersimiz Fransızcaydı. Nasıl olduysa Lil yanım oturmuştu. Etrafa bir göz attım. Nadima karının yanında oturuyordu. Umarım senin için sorun olmaz dedi Lil. Sen gelmeyince tek başına oturmasın diye Nadima ile yer değiştirdim. Ve Kara ile çok iyi anlaşmışa benziyor. Biz de bu yüzden yine öyle oturmaya karar verdik dilim tutulmuştu. Sorun değil. Değil mi? Yeniden birlikte oturduğumuz için mutlu olursun diye düşünmüştüm dede. Hayır mutluyum diye mırıldandım. Tabii ki mutluyum ve normalde mutlu olurdum. Mutlu olmalıydım. Ama karının yine aynı şey yaptığını düşünmeden duramıyordum. Bir şekilde bir arkadaşımı daha benden çalmıştı. 28. Bölüm Özür O gün Eve gider gitmez annem Nadima ile aramı düzeltip düzeltmediğimi sordu. Hayır dedim. Bana bir bakış attı. Fırsatım olmadı diye karşı çıktım. Artık karının yanında oturuyor. Aa dedi. Sesi şaşırmış gibi çıktı ama tepki vermemeye çalışıyordu. Ve işte Nadema ile baş başa kaldığımız bir an olmadı. Ben de diğerlerinin yanında bundan bahsetmek istemedim dedim. Ya dedi annem. Kısa bir an sonra da o halde bir sonraki adımımızı düşünmemiz gerek diye ekledi ve bana hızlıca sarıldı. Her an ağlayabilirdim. O yüzden çabucak odama çıktım. Yatağıma oturdum ve bir sonraki adımımızı düşündüm. Önce karayı büyük beyaz köpek balıklarıyla dolu bir yüzme havuzuna ya da zehirli yalanların olduğu bir çukura ittiğim çok güzel hayaller kurdum. Bu harika senaryoların hiçbirini gerçekleştiremeyeceğimi fark ettim. Başka bir şeyler bulmalıydım. Aşağıya bilgisayarın başına gittim. Gaz oradaydı. İşin uzun sürecek mi diye ona sordum. Saatler sürecek dedi. Öyleyse sadece birkaç dakikalığına bilgisayarı bana bırakır mısın? Hayır. Lütfen. Hayır. Ama çok önemli. Durdu ve bana baktı. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten dedim. Tamam. 10 on dakika. Ona sarıldım. Teşekkürler Gaz hızlıca merdivenlerden çıktı. Çıkarken yardıma ihtiyacın olursa haber ver. İşin bittiğinde de haber ver diye bağırdı. Bir volt dergisi açtım. Bu iyi bir başlangıçtı. Ama sonra öylece kaldım. Bu sayfaya dik dik baktım. Bir şey yazmak zorunda olduğumda hep böyle oluyor. Kafam çalışmıyor. Neyse ki disleksik olduğumdan bununla baş etmek için muhteşem bir taktiğim var ne yazmak istediğim hakkında düşünmeyi bırakıyorum ve onun yerine ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Bazen biriyle konuştuğumu bile hayal ediyorum. Google çeviriyi açtım. İngilizce kısmına özür dilerim yazdım ve Kürtçe'ye tıkladım. Karşıma bu çıktı. İngilizce özür dilerim. Kürtçe dilerim. Özür. İkna olmamıştım. Yazdığım şeyin aynısıydı. Sadece tersiydi. Ve Kürtçe sözcüklerde hep gördüğüm küçük eğri çizgiler ve komik şapkalı şeylerden hiç yoktu. Günlerden cuma olduğu için annem akşam yemeğini hazırlamak için mutfağa girmişti. Beni ekrana boş boş bakarken gördü. İyi misin diye sordu. Nedim Hanım'ın ailesine bir not yazıyorum. Annem yanıma geldi ve omzumun üstünden ne yazdığıma baktı. Aa dedi. Muhteşem ve sağlam planında küçük bir kusur buldum. Sen Kürtçe bilmiyorsun. Onlar İngilizce bilmiyor ve bilgisayar cazca bilmiyor. Güldüm. Annem, "Kay bakalım." dedi. "Sen söyle, ben yazarım." Böylece birlikte kısa bir not yazdık. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi olacağını düşündüm. İngilizce: "Nadema'nın başı belaya girdiği için üzgünüm." Kürtçe: "Ez kezmgin Nadima rabu na in." İngilizce Okulda bir şeyler satmanın kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum. Kürtçe Min bi eksvi nizanimu ku evli dişi kayı degen bu bo firadina tişten di dibastanan de. İngilizce Nadima'nın arkadaşı olmama izin verin lütfen. Kürtçe Ji karama eksvi nikare bibe es Havale Nadimada gördünüz mü? Kürtçe kısmında çok komik eğri çizgilerden ve küçük şapkalardan bir sürü var. Sonra Kürtçe kısmını kesip Word belgesine yapıştırdım ve belgeyi yazdırdım. Annem araba anahtarlarını alıp kapıya doğru giderek "Hadi gidelim" dedi. Nasıl yani? Şimdi mi? Evet, hemen. Kala kaldım. Aslında bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin değilim. Annem bana güven. Öyle dedi. Ama Nadim Hanım benimle konuşmayacağını varsayalım. Bu senin onunla konuşmanı engellemez. Ya ailesi bana öfkeli ise, panik yapmayı bırak iyi olacak. Ama ya evlerine girmemize bile izin vermezlerse diye bağırdım. Niye kadı posta kutusuna atmıyoruz? Annem e sonra da kaçacak mıyız diye sırıttı. Evet hayır caz vatsın bu kadar da korkak olma deyip beni kolumdan tutarak arabayı sürükledi.